bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun. Sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur çağında herkes dosttur. Ama dert çağında, gam vaktinde Allah'tan başka eş dost nerede? Allah buyurdu ki, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Ey insanlar, sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Vallahi Kur'an'dan daha üstün bir zenginlik olmadığı gibi, ondan mahrum olmaktan da daha fakirlik yoktur. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Şair ne diyor bilmiyorum ama, bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kalpleri birbirine ısındıran yalnızca Allah'tır. Kullarım sana beni sorarsa, şüphesiz ki ben çok yakınım. Hamdü senalar olsun Rabbime. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Sabır, biraz daha sabır. Dayanacak halim kalmadı dediğin anda sabır. Evet, sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hüküm de kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Üzülme. Onun en sevdiği kulu da yalnız kaldı, taşlandı, sürüldü, yaralandı, aç susuz kaldı. Yuvasına uzaktan gözleri yaşlar içinde baktı. Mağarada yapayalnız ve korumasızdı. Senin gibi üzülen yol arkadaşına sonsuz müjdeler veren tebessümüyle fısıldadı. Lata sen, innallâhe me'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Şükürler, hamdü senalar olsun Rabbime. Ben Ömer Hançeri. Ey güzel Allah'ım, ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler içinse ellerimi sana açtım. Cümlemize yardım eyle. Amin. Allah'ım, başlayacağım bu yeni gün için senden hayırlar diliyorum. Ve bugünün içindeki şerlerden sana sığınıyorum. Allah'ım, bugün yapacağım tüm işlerimin ibadet olmasını nasip eyle. Akrabalarımdan ve sevdiklerimden imanla ahirete göç edenlere kabir azabı gösterme ya Rab. Mekanlarını cennet eyle, sağ olanlarımıza sıhhat ve selamet ver. Sabır, sabır ver ya Rab. Amin, amin, amin. Rabbim, haddini aşan duygulardan ve gece olunca çöken hüzünlerden sana sığınıyorum. Hüzünlerimi hayra çeviren Allah'ım, dilimi duasız, gönlümü sensiz bırakma inşallah. Amin. De ki ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz hidayet üzere bulunursanız
Yoldan sapan kimse size zarar vermez. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Size düşünebilecek kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Size ne oluyor da dünyada kazandığınız az bir şeye seviniyor, ahirette kaybettiğiniz birçok şeye üzülmüyorsunuz? Hazreti Ali radıyallahu anh. Unutulması gereken konuları övgüyle bahsetmenin adına ahir zaman demişler. Namaz kıldım kılacağım, Kur'an okudum okuyacağım derken öldün öleceğin haberin yok. Diyorlar ya, korkar mısın ölmekten? İnsan hiç korkar mı yalan bir ömrün ardından tadacağı tek gerçekten? Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Vedalaşırken seni emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şeytan namazı devamlı kılan kuldan umudunu keser. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Ne zaman çaresizliğe düşsem seni unuttuğumu hatırlıyorum. Affet Allah'ım. Daha kaç kere yolunu kaybetmen gerek Rabbine yönelmen için? İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. İnsan oğlunun her biri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tövbekar olanlarıdır. Kim güneş batıdan doğmazdan evvel tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O halde siz dini Allah için halis kılarak hep ona yalvarın. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. İnsanlara güzel söz söyleyin. Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Çok şükür Rabbime. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür.
Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında Sıddık doğru sözlü diye yazılır. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. O güzel niyetlerinizde ve dualarınızda olmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın. Bizler çok güzel bir aileyiz.